Bugünkü az price'ın konusu modadan girip daha sonra gelinlik nasıl seçmeliyiz, kimlerle seçmeliyiz, damatların buradaki fonksiyonu nedir, kapalılar nasıl gelinlik seçmelidir, az price markası nedir, kimdir, bunları öğrenmek istiyoruz. Bunlar için küçük küçük sorular ve cevaplar size vereceğim. İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Moda ile ilgili gelinliğin üzerinde bir moda var mıdır? Buna cevaplamak istiyorum. Gelinlik biliyorsunuz ki kızların hayali olan bir ürün. Dolayısıyla bunu gündelik hayatımızda kullandığımız bir moda gibi düşünemeyiz. Evet, değişkenlikler elbette oluyor. Mesela her sene renkler, kumaşlar, malzemeler, kol detayları, işlemeler hepsi moda sektörüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Fakat gelinliğin bir modası yok aslında. Neden yok? Moda dediğiniz zaman gelinlikte kişiye özel, kişinin vücut özelliğine göre en doğru kararı seçmesi onun en güzel modası demektir bence. Bunu kalıplaştırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gelinlikte moda var mıdır derken her yıl modası değişiyor mu diye sorarsak eğer, evet her sene farklı farklı materyaller hayatımıza giriyor. Modanın genel anlamda 30 yılda bir değişkenlik gösterdiğini biliyorsunuz, artık toplum olarak biliyoruz zaten. Biz bunun üzerinde mesela nasıl düşünüyoruz? Her sene yeni şeyler ekliyoruz. İşte kol detayları, kumaşlar, malzemeler, boncuklar, işlemeler, drapeler. Bunların hepsini her yıl farklı şekilde kullanabiliyoruz. Modanın tabii ki çizgisine yine bakıyoruz. Bu seneki moda nelerdir, trendler nelerdir? Genel anlamda yani dış giyimde, iç giyimde, işte deri sektöründe hepsinin genellemesine de bakıyoruz aslında. Ve farklı farklı çizgileri bir araya getiriyoruz. Yani burada şu demek değil aslında, bu sene işte karpuz kollar çok moda, evet herkes karpuz kol giymeli. Aslında böyle bir şey yok. Herkes vücudunu tanımalı, vücuduna göre, proporsiyonuna göre gelinlik seçmeli. Burada da tabii ki sizleri en doğru şekilde yorumluyoruz, en doğru şekilde sizleri gelin adaylarını, gelinliğini seçerken onlara yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken ilk etapta fizik özelliğimize bakıyoruz, mekana bakıyoruz, nasıl bir mekan kullanacağız, damadımızın boyu nedir, kızımızla orantısı nedir, bunları yan yana bir uyum halinde önce bir görüyoruz. Bunların hepsi aslında bir etken oluyor. Nasıl bir ortam olacak, otel düğünü mü olacak, düğün salonu mu olacak, bu bir nikah mı olacak veya eğlence mi olacak gibi, bunların hepsini soruyoruz. Daha sonra aşamalar gelinliğin üzerinde tabii ki detaylanıyor. Şimdi burada çok soru alıyoruz aslında. Kapalılar mesela nasıl gelinlik seçmeli diye. Tesettürlü giyen bir balık, tesettür giyen bir bayan bir balık formunu seçebilir mi diye çok sorular geliyor bize. Ben bunu şöyle açıklamak istiyorum. Elbette ki bir kapalı bayan balık model tercih edebilir. Fakat buradaki balıktan kastımız yani illa bir tüp balık giymek zorunda değil. Ara form dediğimiz bir balık giyebilir. A formuna yakın bir balık giyebilir. Veya içine tüp balık yapıp üzerine peplin dediğimiz bir ilave kuyrukla onu daha böyle hem minimalize etmek anlamında hem de yani kapalıyı açıkla birleştirip daha farklı bir çizgi sunmak adına güzel kapalı modeller çalışıyoruz. Bu da tamamen yine aynı şekilde kişinin o ruh durumu, yani o balık modelini evet kaldırabiliyor mu? İçsel durumu da çok önemli burada açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki toplumda şöyle bir durum var. İşte kapalılar balık giymez, hatları işte belli olur falan. Kızlarımızda böyle bir sıkıştırma durumu var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz onları daha böyle bir hani rahat olmaları açısından onlara bir servis yapıyoruz. Onlara ilk önce bir balık formunu giydiriyoruz. Üzerinde nasıl durması gerektiğini ve bir balık kalıbının hangi formda olması gerektiğini onun üzerinde gösteriyoruz aslında. Yani dolayısıyla üstünde gördüğü zaman fikri değişebiliyor. Çünkü balıkta 3-4 tane kalıp şekli var. Sizin hangisini giymeniz gerekiyor diye burada sizi biz yönlendiriyoruz aslında. Onun için bunu ne yapmamız gerekiyor? Mağazamıza gelip size servis sunmamız gerekiyor. Yani bunu konuşarak çok fazla, çizerek çok fazla gösterebileceğimiz bir olay değil. Bunun dışında gelen sorular yine gelinlik seçimine giderken kimlerle gitmeliyiz diye sorular geliyor. Aslında en önemli konulardan birisi de bu. Şimdi gelinlik seçimine giderken yanımızda en iyi bildiğimiz
birisini almalıyız. Yalnız bu sadece bir kişi olmalı. Mesela annemiz olabilir bu. Veya damat olabilir. Veya çok samimi bir arkadaş, bir kuzen olabilir. Yani kısacası size kendinizi iyi hissettiren, sizi doğru yönlendirebilen bir kişi olmalı. Bakın burada iki kişi asla olmamalı. Çünkü siz üçüncü kişisiniz ve sizin satış danışmanınız veya tasarımcınız orada dördüncü kişi demektir. Dolayısıyla dört tane, beş tane kişinin bir araya geldiği bir toplulukta takdir edersiniz ki her kafadan bir ses çıkacaktır. Ve sizi en doğru aslında yönlendirecek kişi sizin tasarımcınızdır. Bu noktaya çok dikkat etmek lazım. Bir tasarımcı kişinin vücut özelliğini, proporsiyonunu gördükten sonra onu gerçekten çok doğru yönlendirecektir. Fakat burada elbette ki tasarımcının kendi çizgisi mutlaka olacak içerisinde. Fakat önemli olan bir konu var. Kızımızın ne istediği. Evet, modeline göre, modeline uygun onu yönlendirmeliyiz. Mesela bir kabarık model istiyor. Burada tasarımcının ruhu şu oluyor. Acaba bu kabarık model kızımızın vücut özelliğine göre doğru bir karar mı? İşte burada ona deneterek, bunları göstererek daha iyi algılamasını sağlıyoruz. Yani yine burada aynı şeyi aslında söylüyorum. Yine burada deneme yöntemiyle görmeye çalışıyoruz. Onun dışında yanımızdaki kişi elbette sizi yorumlayacaktır, size fikir verecektir. Ama bu iki, üçüncü kişi olursa eğer, dediğim gibi herkesin kendi zevkini empoze edeceğinden dolayı sizi kararsızlığa itecektir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sadece bir kişiyle yenilik seçimine geliyoruz diyoruz. Bir başka konu şöyle oluyor. Damatlar bizim bu aşamadaki rengimizi, modelimizi belirlememizdeki aşamadaki durumu nasıl? Yani bizi nasıl etkiliyor? Evet, damatlar gerçekten etkileyici olabiliyor. Bazen hatta şöyle bir durum oluyor. Damatlarımız çok daha güzel şeyler seçebiliyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki moda bile hani bayanlar giyinir, erkekler beğenir. Doğru değil mi? Dolayısıyla şöyle bir durum oluyor aslında. Erkekler gerçekten bizi nasıl görmek istiyorlarsa o şekilde yorumluyorlar. Onun için damatların fikirleri bizim için de çok önemli. Tabii ki nişanlısını tanıdığı için, onu nasıl görmek istediğini bildiği için, yani kafasındaki o stili ona model olarak da yansıtabiliyor. O yüzden ben gelin adaylarına her zaman şunu diyorum. Mutlaka damat beye danışın diyorum. Damatları hiçe saymayın. Bir de burada damatla gelin adayının yan yana duruşu çok önemli. Boy oranları önemli, kilo oranları önemli. Biz burada onu birbirine nasıl entegre edebiliriz? Bunları da aslında kesinlikle yorumluyoruz. Ve provalarımızda saçımızı, makyajımızı, takımızı, oturuşumuza kadar, yürümemize kadar size bir prova yaptırıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Siz hiç bilmediğiniz bir ortamda yabancılık çekmiyorsunuz. Neden çekmiyorsunuz? Herkes bir kere evleniyor. Evet, iki kez, üç kez tabii ki evlenen olabiliyor. Yani bu durumlar tabii ki yaşanabilir ama genel anlamda hani çoğunluğuna yaptığımız zaman bu durumu bir kez bir düğünümüz oluyor diyoruz ve orada biz acemiyiz. Kaç kere gelinlik giydik? Kaç kere bir fotoğraf çektirdik gelinlikle? Yani anlatabiliyor muyum? Buradaki durum şu. Eğer biz oradaki akışkanlığı burada kızımıza anlatırsak, damadımıza anlatırsak, onlar orada 1-0 önde başlıyorlar. İlk çıkışlarından pastanın bölümüne kadar fotoğraf çektirecek, takım merasimi, bunlarda nasıl durması gerekiyor? Bunların hepsinin tüyolarını provalarda anlatıyoruz. Bir de şöyle bir durumumuz var. Asprice'ın aslında en büyük özelliği kızlarımızla aile ortamı oluyoruz. En büyük özellik bence bu. Çünkü onlar burada kendilerini evlerindeki gibi hissederlerse eğer, o rahatlığı yakalarlarsa eğer, ne oluyor? Bu hepsi ekrana, fotoğrafa, yüzünün gülümsemesine kadar hepsine yansıyor. Dolayısıyla biz onları burada hem aynı zamanda gelinliklerini görüyoruz hem aynı zamanda öğretiyoruz. Ne yapmamız lazım peki bunun için? Mutlaka gelinlik seçerek araştırmalıyız. Evet, sosyal medya bugün biliyorsunuz çok iyi bir durumda. Önce sosyal medyadan araştırmalıyız. Daha sonra firmanın kimliğini, firma nasıl kurulmuş, neler yapmış, alt kalıpta neler uygulanıyor, ekipte kimler var, nasıl insanlarla çalışıyorlar ve bunların geri dönüşü nedir, müşterilerin daimiyeti nedir?
Bunların hepsi aslında bir etken. Yani burada şikayetler var mı? Bunları araştırmak lazım. Bu firmanın kalıbı nasıldır? Bunu araştırmak lazım. Bunun için servis yapmamız adına bizlere geliyorsunuz. Stil danışmanlarımız sizlere bas kalıbımızı denetiyor. Ve bas kalıp denendikten sonra evet bu firmanın kalıbı mükemmel dediniz. Okey. Ondan sonraki aşama sizin seçiminize gidiyor. Yani ne yapmamız lazım? Gelinliği nasıl süslemeliyiz? Şimdi buradaki birinci etken ne dedik? Ana kalıp, bas kalıp. Bas kalıp oturduktan sonra, o formu gördükten sonra ikinci seçenek nedir? Kullanacağımız materyaller. Hangi renk, hangi kumaş, hangi desen, hangi boncuk, hangi dantel gibi gibi. Bunların hepsini, yelpazemiz çok geniş. Bunların hepsini size yorumluyoruz tabii üzerinizde. Çeşitli modellerimiz var. Her yıl kreasyonumuz hazırlanıyor. Her yıl başında yeni kreasyonumuzu hazırlayıp sizlere sunuyoruz. Bir yıl boyunca aynı modellerimiz elbette dönüyor. Siz reyondan beğeniyorsunuz, biz onu size yeniden dikiyoruz. Yani size değiştirden bir ürün vermiyoruz. Dolayısıyla üzerinize göre dikilirken sizin vücut proporsiyonunuza göre hazırlanıyor. Ve ne oluyor? Tamamen o gelinlik size ait oluyor. Sizin bedeniniz olmuş oluyor. Yani biz burada mankende provasını yaparken siz giydiğinizde can buluyor model. Dolayısıyla sizin kendi kalıbınız çıktığında emin olun model kendinden daha güzel bir hal alıyor. Bunun dışında başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Gelinlik sektörü dendiğinde genelde insanların algısında şöyle bir durum var. İşte gelinlik çok pahalı bir sektör gibi bir algı var. Biz burada şöyle ayırıyoruz aslında. Pahalı diye bir şey yok. Sizin bütçeniz var. Bakın sizin bütçeniz. Siz ne kadar bir bütçe ayırmışsınız? Yani sizin ayırdığınız bütçeye göre aslında her türlü gelinlik var. Yani burada yine şöyle bir durum oluyor aslında. Siz model seçmeye geldiğinizde, bütçenizi belirlediğinizde satış danışmanı sizi daha da iyi yönlendirecektir. Çünkü şöyle bir algı var. Yani gelinlik sektörü pahalıdır, ben işte hani bu modeli giyemem. Hayır, o modeli yine giyebilirsiniz. Kumaşını değişebilirsiniz, boncuğunu değişebilirsiniz, tülünü değişebilirsiniz. Sizin istediğiniz rakamda aynı modeli yine uygulatabilirsiniz. Bakın buradaki nokta çok önemli aslında. Aynı modeli farklı malzemelerle daha uygun fiyata alabilirsiniz elbette. Ama burada eğer çok pahalı bir ürünü daha ucuza yaptırmak istediğinizde o işte bizi de zorlar. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyorum herhalde. Şimdi biz her aşamada aslında gelinliği en minimumdan maksimuma kadar çıkartabiliyoruz. Dediğim gibi bu sizin bütçenizle alakalı bir şey. Onun dışında bana sormak istediğiniz sorular olduğunda YouTube kanalından izlediğinizde videoları orada da yorum yapabilirsiniz. Instagram adresinizden yazabilirsiniz. Her türlü sorularınıza mutlaka cevap veriyoruz. Gün içerisinde çok yoğun bir çalışma tempom oluyor. Dolayısıyla çok fazla cevap veremiyor olabilirim ama emin olun akşamleyin kafamı şöyle bir rahat bıraktığımda bütün sorularınıza cevap veriyorum. Cevap verdiğim müşterilerim de bunu elbette çok iyi biliyorlar. Şu an yayını izlediklerinde de evet bize Filiz Hanım hemen geri dönüş sağladı diyorlardır eminim. Çünkü biz burada aslında Asprice ailesini gerçekten bir aile yapmak istiyoruz. Bakın biraz da size Asprice'den bahsetmek istiyoruz. Bugün 2005 yılında kurduğum Asprice markası, evet şu anda çok iyi bir marka ve çok iyi bir yerde. Biz markamızı mağazalandırmak istemiyoruz. Şubeleşmek istemiyoruz. Eğer bir şey yapmak istiyorsak bu franchiser olabilir. Veya şu anda e-ticaret kanalımız hazır hale, onu dünyaya açmak istiyoruz. Ama bunu Asprice markası olarak açmak istiyoruz. Şimdi şu şubeleşme olayını bir açmak istiyorum aslında. Neden şubeleşmek istemediğini söyleyeceğim size. Çünkü Filiz Akdoğan bir tane. Dolayısıyla ben işimin başında ve bütün tekniğiyle ilgilenmek istiyorum. Bir ekibim var, geniş bir kitleye de hizmet veriyoruz. Fakat bütün gelinlerle tek tek detaylarıyla ben ilgilenmek istiyorum. Eğer şubeleşirsem her şubede bir Filiz Akdoğan olamayacağım. Dolayısıyla firmamın imzasını hiçbir şekilde bozmak istemiyorum. Onun için de hot couture çalışmamı butik tarzında ama büyük bir firma olarak devam ettiriyorum.
Aslında sektörde gerçekten bu daha zor bir iş. Çünkü birebir müşteriyle ilgilenmeniz çok güzel bir olay. Çünkü siz bir kişisiniz, özelsiniz. Ben de sizin o en özel gününüze çok iyi hizmet vermek istiyorum. Hizmet sektörünün ne kadar zor bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde gelinlerimin en özel olmasını, en iyi hissetmesini istiyorum. Onların en güzel gününü ben de altına asprice olarak imzamı atmak istiyorum. Ekibimi seçerken bile her şeyi özenle, o ekipteki bütün çalışanlarımın eğitimli ve bu işe gerçekten gönlünü vermiş olan insanlardan tercih ediyorum. Çünkü benim oradaki ismimi hiçbir şekilde kimsenin aşağı çekmesine izin vermem. Hakimiyetin bende olmasını seviyorum. Neden? Eğer hakim olursam markam hiçbir zaman bozulmaz. Biliyorsunuz ki bazen markalar büyürken ürünün kalitesini düşürebiliyorlar. Ben isim vermek istemiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Ben o algıyı bozmak istiyorum. Kesinlikle benim markam iyi olmalı, temiz olmalı ve güzel olmalı. Yani başarı kendisini zaten arka planda getiriyor aslında. Eğer siz iyi şeyler sunarsanız, siz zaten markasınız. Bunun yani ötesine geçecek kimse yoktur. Dolayısıyla siz işinizi iyi yaparsanız, iyi hizmet verirseniz karşılığında çok iyi şeylerle alırsınız. Şimdi ben şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Biz neden besleniyoruz? Sanatçılar nasıl alkışla beslenir? Biz de teşekkürle besleniyoruz. Müşterilerimizden gelen o kadar güzel mesajlar, o kadar güzel yorumlar var ki çoğu bize bunu özelden yazıyor. Yorum kısmına değil, özelden yazıyor. Çünkü özelden yazdıkları daha uzun uzun. Bazen mektup okur gibi güzel şeyler okuyorum. Bazen onların kesitlerini alırım Instagram'a atayım diyorum ama yine de çok fazla orada şey yapmak istemiyorum ama kendim onları okuduğum zaman inanın bunun keyfi gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kızlarımızı çok seviyoruz. Gelin adaylarını çok seviyoruz. Çünkü onların en güzel gününe, hayal ettikleri beyaz rüyaya onları gerçekten böyle melek gibi, prenses gibi yapıyoruz ve onları kesinlikle düğünlerinde bir numara olarak gösteriyoruz. Hepinize sevgiler.